Pazar Genç TV'den iyi akşamlar sevgili izleyicilerimiz. Bugün 5 Haziran 2020. Evet, günün gelişmelerini sizler için araştırdık, dolaştık, gezdik ve şu andan itibaren sizlere bu gelişmeleri ulaştırmaya çalışıyoruz. Evet, ilk çalışmamız 65 yaş üzeri ve kronik hastalar üzerine oldu. Bildiğiniz gibi her pazar günleri 14 ile 20 saatleri arasında sokağa çıkıyorlar ve haftalık streslerini atıyorlar diyelim. İşte bunlardan bir tanesi ve onların duygu ve düşünceleri. Evet, sizlere bu duygu ve düşüncelerini sunuyorum. Galiba. Evet. İsminizi öğrenebilir miyim? İsmim Durali Çakır. Durali Çakır. Durali Bey, duygu düşüncelerinizi alabilir miyiz? Bugün sizden başka kimse yok, görevliler haricinde. Eskiden pazar günü yine insanlar vardı ama biliyorsun 81 ilde tamamen sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sadece görevliler, kartı olanlar çıkıyor. Bu arada şu anda bugün 65 yaş üstüne ve kronik rahatsızlıkları olanlara pazar teslim olmuş. Evet, duygularını alalım. Memnun musun? Ne düşünüyorsun? Memnun olmasak ne olacak? Elbette ki memnunduk. Dışarı haftada bir gün çıkıyoruz. Burada bu yasa çıktıktan sonra mahkum gibiyiz yani. Bir sene kalmışız. Benim köy, memleket Hemşin'deyim ben. Hemşin'de oturuyorum. Evet. Orasılarım orada. Fakat çekemedim bu sene. Çaylarım kaldı bahçede. Böyle. Kimse biçmiyor mu akraba, eş dost? Eş dost da kendilerini için görebiliyorlar. Gideceğim Kore'de verebileyim. Çıkamıyorum, yasak var. Bizde dışarı çıkma yasağı var ya, yasak var. Dışarı çıkamıyoruz. Böyle kaldı. Bakalım ne yapacak, izin alabilecek miyim? Vefa destek grubu vardı. Konuştunuz mu kaymakamla falan onlarla? Henüz konuşmadım. Destek grubu aynı geldi, kapandı. Cuma günü geldi, pazar cumartesi kapandı. İcadet veremedik. Dışarı çıkma yasağımız olduğu için şey yapamadık hani, anlatamadık. Öyle kalmıştır. Böylemden sonra bakalım. İnşallah kaymakamlık halleder. Zaten yavaş yavaş çözülüyor inşallah. Böyle yasaklar da kalkıyor. Büyük bir ihtimalle 65 yaş üstü de artık yavaş yavaş kalkacağı söylenir ama tabii biz de dikkat etmemiz lazım. Yani işte sosyal mesafeler olsun, işte genel bilgilere dikkat etmemiz gerekiyor ki bu hastalıktan bir an önce kurtulalım. Evet, işte tabii. Ne gerekiyorsa onu uymamız lazım. İnşallah büyük bir ihtimalle 29 Haziranlarda falan herhalde 65 yaş yasağı da kalkacağı söyleniyor. Ama işte halkımız uyarsa dediğimiz gibi yani bu koronavirüsten kurtulacağız. Camilerde 29'unda açılıyor. Ondan da bir genelge yayınladılar. Sadece işte cuma günleri içeride değil de şu an meydanlarda müsaade verilecek. Diğer öğle ve ikindi namazlarında da bilmiyorum bilgim var mı? Yeni açıkladılar. Öğle ve ikindi namazlarını camide kılabileceksiniz. Ancak cuma, şu anda cuma namazları içeride değil de dışarılarda, bahçelerde kılınacak. Yani bu ne demektir? Yavaş yavaş inşallah normal hayata döneceğiz. Bu hastalık sağlık elbette karşılığının kıymetlidir. Evet, peki. Tekrar bugünleri inşallah atlatırız. Size de günün keyfini çıkartın diyoruz. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz, 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın duygu ve düşüncelerini almaya devam ediyoruz. Şimdi yine sırada bir başka vatandaşımız var. Hemen ona kulak verelim, bakalım o neler diyor. Evet, bir başka vatandaşımızla birlikteyiz. Evet. 65 yaş üstü herhalde değil mi? Bugün sizlerin evet, canım, evet. İzni var çünkü sokakta hiç kimse yok. Sizi tanıyabilir miyiz? İsminiz ne? Ben Mustafa Uçkan. Mustafa Uçkan. Uçkan. Mustafa Bey, Zafer Mahallesi'ndensiniz. Pardon.
Bugün 14 ile 20 arası size izin verildi, değil mi? Verildi. Bir duygularını, düşüncelerini bir anlat bakalım, böyle bir duyuralım. Şikayetçiyim bu durumda. Heh, dinliyoruz. Şimdi bu durumda ne ya? Bugün bana izin verdi. Çok güzel. Ama bakayım piyasada bütün işi, her şey taraf kapalı. Fazlası acıktım. Demek ki yok. Fazlası sigara alacak, yok. Yani benim, Aliş Bey daha beni ne yasalaysa. Emmezdim, daha bana bindim, emmezdim, evde oturdum. Nasıl geldin bir de? Bir iş yapamadım, bir şey yok. Nasıl geldin meydana, nasıl geldin? Ben, arabam var. Taksim İş Bankası'nın orada. Kendi araba, özel arabam var. Özel arabam var. Taksi var mı? Taksiler de yok galiba, öyle mi? Taksi yok. Ticari taksi yok. Ticari taksi de şu anda yok. Vallahi evdeğime pişmanım, o kadar. Evet. Hiç olmazsa tabii ki özgürlük güzel bir şey. Özgürlük güzel bir şey, tamam da ama ne lokatta var. Bugün size, bugün de sizin şanssızlığından. Belki bir iki ay bir hapiste tuttum, tamam biz çıkmadık, sözünü yaptım. Hadi bizi de ne de 14'ten 20'ye kadar tutar. Teşekkür ederim ona ama bir şey yok ki, alacak verecek bir şey yok. Bugün de tamamen sokağa çıkma yasağı olunca tamamen. Tamamında bize özgürlük. Geçecek inşallah bugünler. Büyük bir ihtimal. Allah inşallah bu günleri bir daha aratmasın. Bugün büyük bir ihtimalle herhalde 65 yaşına da artık serbestlik gelecek çok yakında. Ayın 29'unda da camileri açıyorlar. Camiler açılıyor. Cami cuma günü açılıyor. Dışarıda namaz kılacak. Ha yani o şey günü. Cuma günleri. Evet. Onu da açıkladılar. Evet. Yavaş yavaş Allah artık. Evet. Peki. Hadi kolay gelsin. Hadi. Gününü sana gün etmeye çalış. Sağ ol. Gününü gün etmeye çalış. Sağ ol. Evet değerli izleyicilerimiz, bir yine vatandaşımızı dinledik. Şimdi sırada bir annemiz var. Bir de o annemizi dinleyelim bakalım. Evet o ne diyor? Evet onun duygu düşüncelerine bakalım. İsmin ne? İsmini öğrenebilir miyiz? İsmin, adın. Emine Nural. Emine Nural. Nur Nural değil mi? Kaç yaşındasın Emine Ana? 85 yaşım. Maşallah. Biliyorsun hastalık nedeniyle belli bir yaştakiler, 65 yaşındakiler dışarı çıkamıyor. Çıkamıyor. Sen biliyorsun bunları değil mi? Tabii. Söylediler ama bugün izniniz var. Bugün kapıya bakamaydım. Beni orada ceza yasası bekliyor. Yok, bugün izinli. Akşam saat 20'ye kadar. Saat 8'e kadar. Bakayım böyle şimdi. Saat şu anda 3.30 4'e geliyor. 4 desen bir 4 saat daha gezebilirsin yani. Ama ha 8'e kadar. Kolay gelsin. Röportaj yapıyorum. Evet, tamam, bugün ben 8'e kadar bunların izni var. Ben aradım, ona kadar yaptım. Size tabii siz üretici şey olduğunuz için bilemiyorum. O üretici 12'ye kadar, evet kolay. Peki... Bayramımız vardı, mezarlıklarımız vardı, gideceğiz, hiçbir şey yok. Ha, bayramlara, mezarlıklara gidemiyorsun. Bayram da mübarek olsun bu arada, onu da söyleyelim. Bayram, evet. Yani herkes gidemiyor da. Evet, bunlar herkes mezarlığa gidemiyor. Herkes mezarlığa gidemiyor. Şehit aileleri falan oldu mu onlar gidebiliyor. Yani şu anda biliyorsun korona nedeniyle hastalık nedeniyle yasak şu anda. Yani kabirlere gidemiyoruz. Bu bayram böyle oldu. İnşallah geçecek. İlk defa mı çıktın? Kaç kere çıktın? Kaç kez çıkıyorsun dışarıya? Yani ne zamandan beri aşağı yukarı 2-2,5 aya doğru geliyor. Bir kere, iki kere mi çıktın? Üç kere mi çıktın? Yok burada dışarıya. Dışarıya ben bir gün izin çıktım. Bir de bugün izin vermediler, çıkmışım. Var izin var. Bugün izin var, bilgin olsun. Saat 8'e kadar. Bunları da görmedim da. Şimdi tabii ki... İçini gördüm. Belki tam takip edemiyorsun. Bugün biraz daha uzattılar
Ha, evin evde burada, değil mi? Güzel, evde bu. Çok darlandığın zaman da seslenirsin. Sana yardımcı olurlar. Şimdi biliyorsun hastalık da var. Allah göstermesin. Yani bundan bir an önce kurtarmak lazım. Yardım eder. Allah'ım. Yalnız mı kalıyorsun sen? Yalnız. Eskiden babamın, kocamın eviydi. Eski evde ne olur? Beğenmediler. Gelin ağam gittiler. Herkes Allah rahmet eylesin. Aldılar. Kaliferli evle aldılar. Seni yanına almadılar yani, he? Bu işler şimdi paraya gelince alıyorlar da yani. Senin köyde çayın var mı? Ben almadım, yapamadım dedi. Sen yapamazsın tabii. Hep ben yapardım. Evet. İhtiyaçlarını kim karşılıyor senin? İhtiyacını yeme, içme, temizlik, evde. Para bulsam o, kendim alayım dedi. Evi de yaparım. Kendin yapıyorsun yani. Evet. Yemeğini kendin yapıyorsun. Evet. Temizliğini kendin yapıyorsun. Evet. Yapabiliyorsun dediğimiz gibi. Evet. Bu sosyal yardımdan yararlanabildin mi sosyal yardım olarak? Herhangi bir şey, bilgin yok yani onunla ilgili. Zaten olsaydı seni bulurlardı sosyal. Belediyeden Ahmet yollamıştı zaten. Ha, Ahmet belediye başkanımız. Erzak yolluyor değil mi? Belediyeden erzak, yeme içme erzak bir şeyler yolladılar sana. Yolladılar. Evet, devletimiz bakıyor inşallah. Devletimiz inşallah, yardımcı oluyor. Yardımcı. Bugünlerde geçecek, tamam mı? Yani günün keyfini çıkarma gezebiliyorsan tabii gez. Yani günün keyfini çıkar ama yani o zaman eğer şeyin yoksa yavaş yavaş evde git dinlen. En güzeli çıkmamak. Makineye İnşallah. Hadi. Bugünler geçecek inşallah. Tamam mı? Güzel işlerin bittiyse yavaş yavaş evine git, güzel güzel otur. Oldu mu? Hadi hayırlı bayramlar anacığım. Hayırlı bayramlar. Evet değerli izleyicilerimiz, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın duygu ve düşüncelerini sizlere aktardık. Evet, biz Pazar Genç TV'de olarak günün gelişmelerini sizlere saat 21 itibariyle aktarmaya çalışacağız. Şimdilik hoşça kalın, kendinize iyi bakın. pazargencfm.com sitemizde de mutlaka uğrayın. Tüm haberleri oradan takip edebilirsiniz. Tekrar hoşça kalın derken tabii ki reklamlarınızı, mesajlarınızı, duyurularınızı da bekliyoruz. Bize güç verin ki bizler de tüm gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışalım. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.